O zaman mümkünse durumunu düzene sokman gerekiyor dedi Doli. Evet mümkünse dedi Anna birden bambaşka sakin ve üzgün bir sesle. Boşanmak mümkün değil mi yoksa bana söylediklerine göre kocan razıymış. Doli bu konuda konuşmak istemiyorum. Anna'nın yüzündeki acı ifadesini fark eden Darya Aleksandrovna hemen peki konuşmayız dedi. Yalnız son derece karamsar baktığını görüyorum. Ben mi? Hiç değil. Çok neşeli ve mutluyum. Gördün, aşk maceraları yaşıyorum. Darya Aleksandrovna konuyu değiştirme isteğiyle, evet gerçeği söylemek gerekirse, Veslovski'nin tavrı hoşuma gitmiyor dedi. Ah hiç de değil. Alexey'i eğlendiriyor bu. Hepsi o. Ama o küçük bir çocuk ve her şeyiyle benim elimde. Anlarsın ya, onu istediğim yana çekiyorum. Aynen senin Grisha gibi. Sonra birden başka konuya geçti. Karamsar baktığımı söylüyorsun, anlayamazsın. Bu sen derece korkunç bir şey. Aslında hiç bakmamaya çalışıyorum. Ama bence bakman gerekiyor. Yapılabilecek her şeyi yapmak gerekiyor. Yapılabilecek ne var? Hiçbir şey. Sen Alexey ile evlenmem gerektiğini ve bunu düşünmediğimi söylüyorsun. Bunu düşünmediğimi diye yineledi ve yüzüne bir kırmızılık yayıldı. Ayağa kalktı göğsünü ileri çıkardı derin bir iç çekti ve ara sıra durarak hafif yürüyüşüyle odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı düşünmüyorum ha hayır düşünmediğim ve bunun için kendime sitem etmediğim bir gün ve saat yok çünkü bununla ilgili düşünceler beni delirtebilir delirtebilir diye yineledi bunu düşündüğüm zamanlar morfinsiz uyuyamıyorum ama neyse sakin sakin konuşalım bana boşan diyorlar. Birincisi, o beni boşamaz. O şu anda Kontes Lydia Ivanovna'nın etkisi altında. Sandalyede dimdik oturan Darya Aleksandrovna, dolaşmakta olan Anna'yı başını çevirerek, acı çeken ve acıyan bir yüzle izliyordu. "Denemek gerekir," dedi sessizce. Anna herhalde binlerce kez aklına gelen ve ezberlediği bir düşünceyi belirterek, "Denedim diyelim." Bu ne demek olacak? Bu ondan nefret eden ama yine de ona karşı kendini suçlu hisseden benim için ben de onu gönlü yüce biri olarak görüyorum. Ona mektup yazmak kendimi küçük düşürmem demek olacak. Hadi diyelim kendimi zorlayıp bunu yaptım. Ya hakaretlerle dolu bir yanıt ya da onun rızasını alacağım. Tamam, rızasını aldım diyelim. Anna bu sırada Odanın öbür ucundaydı ve orada durup pencerenin perdesine bir şey yaptı. Rızasını alacağım ya oğlum onu bana vermezler. Terk ettiğim babasının yanında benden nefret ederek büyüyecek. Anla beni iki kişiyi, Seryoja'yı ve Aleksey'i galiba eşit ama ikisini de kendimden daha fazla seviyorum. Anna odanın ortasına geldi. Ve dolinin karşısında ellerini göğsüne bastırarak durdu. Beyaz geceliği içinde vücudu çok uzun ve geniş görünüyordu. Başını eğdi ve kaşlarını çatarak pırıl pırıl parlayan ıslak gözlerle sırtında yamalı geceliği, başında gece başlığıyla heyecandan tir, tir titreyen ufak tefek zayıf doliye baktı. ''Sadece bu iki varlığı seviyorum ve biri öbürüne izin vermiyor. Onları bir araya getiremiyorum.'' Oysa benim için tek gerekli olan bu. Eğer bu olmuyorsa o zaman hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Bir şekilde sonu gelecek bunun. Bu yüzden bu konuda konuşamıyorum. Konuşmayı sevmiyorum. Dolayısıyla sen de beni kınama. Beni hiçbir konuda yargılama. Sen o dürüstlüğünle benim çektiklerimi anlayamazsın. Anna yaklaştı. Doli'nin yanına oturdu ve suçlu bir ifadeyle Dolin'in yüzüne bakarak elini tuttu. Ne düşünüyorsun? Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Beni hor görme. Hor görülmeyi hak etmiyorum. Sadece mutsuzum. Mutsuz biri varsa o da benim dedi ve başını çevirip ağlamaya başladı. Doli yalnız kalınca Tanrı'ya dua edip yatağına yattı. Anna ile konuşurken ona bütün kalbiyle acımıştı. Fakat şimdi kendisini Anna ile ilgili düşünceye zorlayamıyordu evle ve çocuklarla ilgili anılar, farklı ve onun için yepyeni bir güzellikle, yepyeni bir parıltı içinde zihninde canlanıyordu. Onun bu dünyası şimdi öyle değerli, öyle sevimli görünüyordu ki ne olursa olsun bir gün daha bu dünyanın dışında yaşamak istemiyordu. Ertesi gün kesinlikle gitmeye karar verdi. Bu arada çalışma odasına dönen Anna bir kadeh alıp içine büyük bölümü morfinden oluşan birkaç damla ilaç damlattı. Bunu içtikten ve bir süre kımıldamadan oturduktan sonra sakin ve neşeli bir ruhla yatak odasına gitti. Yatak odasına girdiğinde Vronsky ona dikkatle baktı. Dolin'in odasında bu kadar uzun kaldığı için onunla yaptığını bildiği konuşmanın izlerini arıyordu. Ancak Anna'nın heyecanlı, ölçülü ve bir şeyler gizleyen ifadesinde alışmış olsa da onu hala tutsak eden güzellikten, bu güzelliğin bilincinden ve Vronsky'yi etkileme isteğinden başka hiçbir şey bulamadı. Anna'ya ne konuştuklarını sormak istiyordu ama onun kendiliğinden bir şeyler anlatacağını umut etti. Ancak Anna sadece şunu söyledi: "Doli'den hoşlandığına sevindim. Hoşlandın ondan değil mi? Zaten onu eskiden beri tanırım, çok iyi biridir bence. Yine de geldiğine çok sevindim." Anna'nın elini tuttu ve soru sorar gibi gözlerinin içine baktı. Anna bu bakışı başka bir anlama çekip gülümsedi. Ertesi sabah ev sahiplerinin yalvarmalarına karşın Darya Aleksandrovna gitmeye hazırlandı. Sırtında hiç de yeni olmayan kaftanı Başında posta tatarlarınınkine benzeyen şapkasıyla Levi'nin arabacısı asık ve kararlı bir suratla birbirinden farklı atların koşulduğu çamurlukları yamalı arabayı üstü kapalı kumla kaplı girişe getirdi. Prenses Varvara'yla ve erkeklerle vedalaşmak Darya Aleksandrovna'nın hoşuna gitmedi. Bir gün kaldıktan sonra o da ev sahipleri de birbirlerine benzemediklerini ve görüşmemelerinin daha iyi olacağını açıkça hissediyorlardı. Bir tek Anna üzülmüştü. Şimdi Dolly'nin gidişiyle birlikte bu görüşme sırasında içinde yükselen duyguları artık hiç kimsenin değişmeyeceğini biliyordu. Bu duyguların depreşmesi ona acı veriyordu ama yine de bunun ruhunun en iyi yanı olduğunu ve ruhunun bu yanının sürdürdüğü bu yaşamın içinde hızla kabuk bağladığını biliyordu. Kırlara çıkınca Darya Aleksandrovna hoş bir ferahlık hissetti ve tam yanındaki adamlara Bronski'nin evinde kalmaktan hoşlanıp hoşlanmadıklarını sormaya niyetleniyordu ki, birden arabacı Filip, zenginliğine zenginler ama atlara topu topu üç ölçek yulaf verdiler. Daha horozlar ötmeden yulaftan eser kalmamıştı. Üç ölçek nedir ki? Çerez misali. Şimdi hancılar yulafı 45 kapikten veriyorlar. Bizde gelen yabancıların atlarına yiyebildiği kadar yulaf verilir. Beyin eli sıkı diye onayladı katip. "Ey atlarını beğenmedin mi?" diye sordu Doli. "Atlar tek kelimeyle çok iyi, yiyecek de iyi ama bana sıkıcı geldi Darya Aleksandrovna, bilmiyorum. Size de öyle geldi mi?" dedi. İyilik dolu güzel yüzünü Darya Aleksandrovna'ya çevirip, "Evet, bana da öyle geldi. Ne dersin, akşama varır mıyız? Varmamız gerekir." Eve dönen herkese sağ salim ve çok hoş bulan Darya Aleksandrovna büyük bir heyecanla yolculuğunu, kendisini nasıl iyi karşıladıklarını, Vronskilerin hayatının ne kadar lüks, zevklerinin ne kadar ince olduğunu, eğlencelerini anlatıyor ve hiç kimseye onların aleyhinde söz söyleme izni vermiyordu. Oradayken hissettiği belli belirsiz hoşnutsuzluk ve rahatsızlığı unutarak son derece büyük bir içtenlikle ne kadar sevimli ve duygulu insanlar olduklarını anlamak için Anna'yı ve Vronsky'yi tanımak gerekir. Ben Vronsky'yi şimdi daha yakından tanımış oldum, diyordu. Vronsky ve Anna bütün bir yazı ve sonbaharın büyük bir bölümünü hep aynı koşullarda yine boşanma için hiçbir şey yapmadan köyde geçirdiler. Hiçbir yere gitmemek üzere aralarında karar vermişlerdi. Ama özellikle konukların olmadığı sonbaharda uzun süre yalnız kalmaları halinde bu hayata katlanamayacaklarını ve hayatlarını değiştirmeleri gerekeceğini her ikisi de hissediyordu. Hayat daha iyisi istenemezmiş gibi görünüyordu. Gelirleri, sağlıkları tamdı çocukları, ikisinin de uğraştığı işleri vardı. Konukları olmadığı zamanlar Anna yine aynı şekilde kendisiyle ilgileniyor ve roman olsun, moda olan ciddi kitaplar olsun bol bol kitap okuyordu. Abonesi olduğu yabancı gazetelerde ve dergilerde övgüyle söz edilen bütün kitapları ısmarlıyor ve okunan bir şeye ancak yalnızken gösterilebilecek bir dikkatle kitapları okuyordu. Bundan başka Bronski'nin ilgilendiği bütün konuları kitaplardan ve bu konularda uzman dergilerden izliyordu. Öyle ki Bronski tarım, mimarlık, hatta arada at yetiştiriciliği ve sporla ilgili sorularını doğrudan Anna'ya soruyordu. Anna'nın bilgisine, belleğinin gücüne şaşırıyor ve ilk başlarda kuşkuya kapılarak söylediklerini kanıtlamasını istiyordu. Anna da onun sorduğu soruyla ilgili yeri kitaplarda bulup gösteriyordu. Hastane inşaatı da Anna'yı ilgilendiren bir konuydu. Sadece yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda pek çok şeyi kendisi düzenliyor, kendisi düşünüp buluyordu. Ama en önemli uğraş konusu yine de kendisiydi. Bronski için ne kadar değer taşıdığını, onun terk ettiği şeylerin yerini alıp alamayacağını düşünüyordu. Bronski Anna'nın yaşamının biricik amacı olan bu yalnızca beğenilmek değil aynı zamanda ona hizmet etme isteğini takdir ediyordu. Bununla birlikte Anna'nın onu sarmaya çalıştığı sevgi ağlarından da rahatsız oluyordu. Zaman geçtikçe kendini bu ağlarla sarılmış olarak daha sık gördükçe bunlardan kurtulmak değilse de özgürlüğüne engel olup olmayacaklarını daha fazla sınamak isteği duyuyordu giderek artan bu özgür olma isteği ve kurul toplantısı ya da bir yarış için kente gitmek zorunda olduğu her defa bir olay çıkmasa Bronski hayatından son derece memnun olabilirdi. Seçtiği rol, yani Rus aristokrasisinin çekirdeğini oluşturması gereken zengin toprak sahibi rolü, zevkine son derece uygun düşmenin ötesinde bu şekilde geçirdiği altı aydan sonra ona giderek artan bir hoşnutluk veriyordu. Onu gitgide daha fazla ilgilendiren ve içine sürükleyen işi de kusursuz bir şekilde yürüyordu. Hastanenin, makinaların, İsviçre'den ısmarlanan ineklerin ve başka pek çok şeyin ona çok büyük paralara mal olmasına karşın parasını çarçur etmeyip arttırdığına inanıyordu. Eline geçecek gelir, Kereste, buğday, yün satışı, toprağın kiraya verilmesi söz konusu olduğunda Bronski kaya gibi sağlamdı ve fiyatı yüksek tutmayı beceriyordu. Bu malikanesinde ve diğer malikanelerindeki çiftliklerin işlerinde en basit ve hiç riski olmayan yöntemleri kullanıyor, çiftlikteki ufak tefek işler konusunda son derece tutumlu ve hesaplı davranıyordu onu herhangi bir şey almaya iten ve ilk başta çok fazla para gerektiren ama biraz düşündükten sonra aynı alışverişin daha ucuza yapılabileceği ve anında kazanç sağlanabilecek her türlü hesabı önüne süren Alman kahyanın tüm kurnazlığına ve becerikliliğine karşın Bronski ona kalmıyordu. Kahyayı dinliyor, ona sorular soruyor ve ancak ısmarlanan, ya da kurulan şey çok yeni, Rusya'da henüz bilinmeyen, şaşkınlık uyandırabilecek bir şey olduğunda onun dediğini kabul ediyordu. Ayrıca büyük harcamalara ancak fazla para olduğunda izin veriyordu ve bu harcamayı yaparken en ufak ayrıntılarına kadar inip parasının karşılığında en iyi olanı almak için ısrar ediyordu. Öyle ki işlerini yönetme biçiminden parasını çarçur etmeyip arttırdığı anlaşılıyordu. Vronsky, Sivyaski, Koznişev ve Oblonski'nin malikanelerinin, Levin'in de küçük bir parça toprağının bulunduğu Kaşino ilinde Ekim ayında Soylular Meclisi seçimleri vardı. Pek çok nedenle ve seçime katılan kişilere bakılınca bu seçimler toplumun dikkatini üzerine çekiyordu. Birçok kişi seçimlerden söz ediyor ve seçimlere hazırlanıyordu. Moskova'da, Petersburg'da ve yurt dışında oturan seçimlere hiç katılmamış olanlar bu seçimlerde bir araya gelmişti. Vronski seçimlere gitmek için uzun bir zaman önce Siyaevski'ye söz vermişti. Bozvenski'ye sık sık ziyaret eden Sivyski seçimlerden önce Vronski'yi almaya gelmişti. Bundan bir gün önce Vronsky ile anla arasında bu olasılıklı yolculuk yüzünden neredeyse bir tartışma çıkmıştı Köyde en sıkıcı en ağır sonbahar günleriydi ve bir mücadeleye hazırlanan Wronski bu yüzden Anna'yla daha önce hiç konuşmadığı sert ve soğuk bir ifadeyle ona yolculuğa çıkacağını açıklamıştı. Ancak Anna Wronski'yi şaşırtarak bu haberi çok sakin bir şekilde karşılamış ve sadece ne zaman geri döneceğini sormuştu. Wronski bu sakinliğe bir anlam veremeyerek Anna'ya dikkatle bakmıştı. Anna onun bu bakışına karşılık gülümsemişti. Onun bu şekilde kendi kabuğuna çekilme yeteneğini biliyordu. Bunun ancak Bronski'ye planlarından söz etmeksizin kendisiyle ilgili bir şey yapmaya karar verdiği zamanlarda olduğunu da biliyordu. Bundan korkuyordu. Fakat olay çıkmasından, öylesine kaçınmak istiyordu ki Anna'nın sağ sağduyusuna inanmış gibi göründü ve kısmen de içtenlikle buna inandı. "Umarım canını sıkılmaz." "Umarım," dedi Anna. Dün yerden bir sandık dolusu kitap geldi. Sıkılma. Bu tavrı takınmak istiyor. Böylesi daha iyi diye düşündü Vronsky. Yoksa yine aynı şey olacak. Böylece Vronsky, Anna'yı ayrıntılı bir açıklamaya zorlamadan seçimlere gitti. Bu ilişkilerinin başından beri Anna tam olarak anlaşmaya varmadan ilk ayrılışı oluyordu. Bir yandan bu durum onu huzursuz ediyor, bir yandan da bunun daha iyi olduğunu düşünüyordu. İlk başta şimdiki gibi anlaşılmamış, gizli kalmış bir şey olacak ama sonra alışacaktır. Her durumda ona her şeyimi verebilirim ama bir erkek olarak bağımsızlığımı vermem diye düşünüyordu. Eylül'de Kitty'nin doğumu için Levin Moskova'ya taşındı. Kaşuno ilindeki malikanesi olan ve gelecek seçimlere büyük ilgi gösteren Sergey Ivanovich, seçimlere gitmeye hazırlandığı sırada Levin Moskova'da işsiz güçsüz koca bir ay geçirmişti. Sergey Ivanovich, Seleznesko'ya ilçesinde küçük bir toprak parçası bulunan kardeşini de kendisiyle birlikte gitmek için çağırdı. Ayrıca Levi'nin Kaşuna'da yurt dışında oturan ablası için halledilmesi son derece gerekli olan bir vesayet ve alacak işi vardı. Levin hala kararsızdı ama onun Moskova'da sıkıldığını gören ve gitmesini öğütleyen Kitty, kocası için kendisinden habersiz 80 rubleye mal olan soyluların giydiği cinsten bir ceket ısmarlamıştı. Cekete ödenen bu 80 ruble Levin'i gitmeye teşvik eden başlıca neden oldu. Levin Kaşino'ya gitti. Levin'in Kaşino'da her gün toplantıya giderek ve ablasının pek de yolunda gitmeyen işinin peşinde koşturarak geçirdiği altıncı gündü. Bütün başkanlar seçimlerle meşguldü ve vesayetle ilgili çok basit bir iş halledilemiyordu. Öbür iş yani alacağın tahsili ise aynı engellerle karşılaşıyordu. Blokajın kaldırılmasıyla ilgili uzun koşuşturmalardan sonra para teslim edilmeye hazırdı. Ancak çok lütufkar bir insan olan noter çeki veremiyordu. Çünkü başkasının imzası gerekiyordu. Yerine vekil bırakmamış olan başkansa sürekli toplantıdaydı. Bütün bu koşuşturmalar, oradan oraya gidip gelmeler, başvuru sahibinin durumunun son derece tatsız olduğunu anlayan ancak ona yardımcı olmayan, çok iyi yürekli insanlarla konuşmalar, hiçbir sonuç vermeyen bütün bu gerginlikler Levin'de insanın düş görürken fiziksel güç kullanmak istediğinde hissettiği o can sıkıcı çaresizliğe benzer sıkıntılı bir duygu doğurmuştu. Çok iyi yürekli bir insan olan danışmanı ile konuşurken bunu sık sık hissediyordu. Bu danışman Levin'i sıkıntıdan kurtarmak için görünüşe göre elinden gelen her şeyi yapıyor ve tüm zekasını kullanıyordu. Kaç kez bir de şunu deneyin. Şuraya ve şuraya gidin diyen danışman, her şeyin önünü kesen o uğursuz engeli aşmak için eksiksiz bir plan yapıyor ama hemen yine de oyalarlar. Ama siz bir deneyin diye ekliyordu. Belevin deniyor, gidip gelip duruyordu. Herkes iyi ve nazikti ama aşılan engelin sonunda tekrar büyüdüğü ve yolu tekrar tıkadığı ortaya çıkıyordu. Levin'i en çok kızdıran da kiminle mücadele ettiğini, işinin sonuçlanmamasından kimin çıkarı olacağını bir türlü anlayamamasıydı. Anlaşılan bunu hiç kimse bilmiyordu, danışman da bilmiyordu. Levin bir istasyonda gişeye yaklaşmak için sıraya girmekten başka bir yol olmadığını anladığı gibi bunu da anlayabilseydi kızmaz ve canı sıkılmazdı. Fakat işle ilgili karşılaştığı engellerin neden ortaya çıktığını ona hiç kimse açıklayamıyordu ancak Levin evlendiğinden beri çok değişmişti. Sabırlı biri olmuştu ve bütün bunların neden böyle olduğunu anlamadığında kendi kendisine her şeyi bilmeden bir yargıda bulunamayacağını, herhalde böyle gerektiğini söylüyor ve kızmamaya gayret ediyordu. Şimdi seçimlere katılırken de aynı şekilde bir yargıda bulunmamaya, tartışmamaya, saygı duyduğu dürüst ve iyi insanların bu kadar büyük bir ciddiyetle ve ilgiyle uğraştıkları bir işi elinden geldiğince anlamaya çalışıyordu. Evlendiğinden beri Levi'nin önüne eskiden dar bir çerçeveden baktığı için önemsiz görünen o kadar yeni ciddi konular çıkmıştı ki seçim meselesinde de ciddi bir anlam olduğunu düşünüyor ve arıyordu. Sergey Ivanoviç seçimlerde olması beklenen değişikliğin anlamını ve önemini ona açıklamıştı. Vesayet gibi şu anda Levin'i üzen işin ta kendisi, soylulara ait çok büyük paralar gibi kız ve erkek liseleri ve askeri lise gibi yeni duruma uygun milli eğitim ve nihayet yerel yönetim gibi çok önemli toplumsal işleri yasaya göre elinde bulunduran soylular, il başkanı Sinetkov eski tip soylu yapısında çok büyük bir serveti yiyip bitirmiş, iyi niyetli, kendi çapında namuslu ama yeni zamanın gereksinimlerini hiç anlamayan bir adamdı. Her konuda hep soyluların tarafını destekler, milli eğitimin yayılmasına açıkça karşı çıkar ve çok büyük bir önem taşıması gereken yerel yönetime sınıfsal bir karakter verirdi. Onun yerine çağdaş, becerikli, yepyeni birini geçirmek ve işi soylulara soylu oldukları için değil, yerel yönetimin bir elementi olarak verilmiş olan tüm haklardan sadece alınabilecek olan özellik çıkarlarını alacak şekle sokmak gerekiyordu. Her zaman her konuda başkalarından önde giden zengin Kaşuna ilinde şimdi öyle bir güç toplanmıştı ki burada yürütülen iş diğer iller için bütün Rusya için örnek olabilecekti. Bu nedenle çok önem taşıyan bir işti. Sinetkov'un yerine ya Siyavaski'nin ya da daha iyisi olağanüstü zeki bir insan, eski bir profesör ve Sergey Ivanovich'in yakın arkadaşı olan Nevedovski'nin getirilmesi düşünülüyordu. Toplantıyı soylulara görevlendirilecekleri kişileri taraf tutmadan ülke yararına yaptıkları hizmetlere göre seçmelerini isteyen ve Kaşına soylularının daha önceki seçimlerde olduğu gibi görevini kutsal bilerek yerine getireceğini ve hükümdarın büyük güvenini haklı çıkaracağını umduğunu belirten bir konuşma yapan vali açtı. Vali konuşmasını bitirip salondan çıktı ve soylular da gürültülü, canlı, hatta biraz da heyecanla valinin peşinden gidip kürkünü giydiği ve soylular il başkanıyla dostça konuştuğu sırada çevresini sardılar. Her şeyi anlamak isteyen, hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışan Levin de orada kalabalığın içindeydi ve valinin "Lütfen Maria Ivanovna'ya iletin" karım onun kimsesizler yurduna gitmesine çok üzülüyor dediğini duyuyordu. Bunun ardından soylular neşe içinde kürklerini alıp hep birden kilisenin yolunu tuttular. Levin kilisede diğerleriyle birlikte elini havaya kaldırarak ve başpiskoposun sözlerini yineleyerek valinin umut ettiği şeyleri yerine getirmeye and içti. Kilisedeki ayin Levin'i her zaman etkilerdi ve haçı öpüyorum sözlerini söylediğinde ve aynı sözleri yineleyen bu genç ve yaşlı insan kalabalığına bir göz attığında aşırı derecede duygulandı. İkinci ve üçüncü gün Sergei Ivanovich'in söylediğine göre soyluların paralarıyla kız lisesiyle ilgili hiçbir önemi olmayan işler görülüyordu ve kendi işleri için koşuşturan Levin bu toplantıları izlemedi. Dördüncü gün il masasında il hesaplarının denetimi yapılıyordu. Yeni parti ile eski parti arasındaki ilk çatışma da burada çıktı. Hesapları denetlemekle görevlendirilen komisyon meclis üyelerine hesapların tamam olduğu raporunu verdi. Soylular il başkanı gösterilen güven nedeniyle ayağa kalkıp gözleri yaşararak teşekkür etti. Soylular onu şiddetle alkışlıyor, elini sıkıyorlardı. Fakat bu sırada Sergey Ivanovich'in partisinden bir soylu, komisyonun denetlemeyi soylular il başkanını aşağılamak saydığı için hesapları denetlemediğini duyduğunu söyledi. Komisyon üyelerinden biri ihtiyatsızlık ederek bunu doğruladı. O zaman çok genç görünen ancak son derece kinayeli konuşan ufak tefek bir adam konuşmaya başlayarak soylular il başkanının paraların hesabını vermekten memnuniyet duyacağını ve komisyon üyelerinin gereksiz nezaketinin onu bu manevi zevkten yoksun bıraktığını söyledi. O zaman komisyon üyeleri raporları geri aldılar ve Sergey Ivanovich hesapların komisyon üyeleri tarafından denetlendiğinin ya da denetlenmediğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini mantık açısından kanıtlamaya girişerek bu ikilemi ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu karşı partiden bir laf ebesi Sergey Ivanoviç'e itiraz etti. Sonra Sivyaski, ondan sonra da tekrar kinayeli laflar eden adam konuştu. Tartışmalar uzun sürdü ve hiçbir sonuca ulaşmadı. Bu konunun bu kadar uzun süre tartışılmasına, özellikle Sergey Ivanoviç'e paraların çalındığına inanıp inanmadığı sordulduğunda onun yo hayır başkan namuslu bir adamdır. Ama soyluların işlerini bu şekilde çok eski, atadan kalma bir yöntemle yönetmelerine artık bir son vermek gerekiyordu dediği zaman Levin hayretler içinde kalmıştı. Beşinci gün ilçe başkanı seçimleri vardı. Bu beşinci gün bazı ilçelerde epey fırtınalı geçti. Seleznev ilçesinde Sivyaski oy birliğiyle seçildi ve o gün evinde bir öğle yemeği verdi. Altıncı gün il seçimleri yapılacaktı. Büyük ve küçük salonlar, farklı resmi ceketler giymiş soylularla doluydu. Çoğu sırf bugün için gelmişti. Kimi Kırım'dan, kimi Petersburg'dan, kimi yurt dışından gelmiş, çoktandır birbirini görmemiş tanışlar salonda buluşuyorlardı. Hükümdarın portresinin altındaki il masasının önünde tartışmalar sürüyordu. Soylular hem büyük hem de küçük salonda ayrı kamplar halinde gruplaşmışlardı ve bakışlarındaki düşmanlık ve kuşkuculuktan yanlarına yabancı kişiler yaklaşınca konuyu kesmelerinden bazılarının fısıldaşarak koridorun dibine kadar girmelerinden her bir tarafın diğerinden gizleyecek sırları olduğu anlaşılıyordu. Dış görünüşe bakılırsa soylular kesin bir şekilde ikiye ayrılıyordu. Eskiler ve yeniler. Eskiler çoğunlukla ya önü ilikli eski resmi soylu ceketleri ve şapka giymiş kısa kılıç kuşanmışlar ya da askeri görevlerinden kalma kendi özel denizci, süvari, piyade ceketlerini giymişlerdi. Eski soyluların ceketleri eski modaya göre dikilmişti. Omuzlarında püsküllü apoletler vardı. Sanki bunları giyenler büyümüş de ceketler küçülmüş gibi bu ceketlerin bel kısımları dar ve boyları kısaydı. Gençler ise belleri düşük, omuzları geniş, önü açık soylu ceketleri beyaz yelekler ya da Adalet Bakanlığı'nın işareti olan defne yaprağı işlenmiş siyah yakalı ceketler giymişlerdi. Orada burada kalabalığı süsleyen saray ceketleri de gençlerin üstündeydi. Ancak gençlerin ve yaşlıların dağılımı eski ve yeni partilere göre değildi. Levin'in gözlemlerine göre gençlerden bazıları eski partidendi ve tersine en yaşlı soylulardan bazıları Sivyaski'yi fısıldaşıyorlardı. Belli ki yeni partinin ateşli yandaşlarıydılar. Levin sigara içilen ve bir şeyler atıştırılan küçük salonda kendi grubunun yanında konuşulanlara kulak vererek ve konuşulanları anlamak için zekasını bütün gücüyle kullanarak dikiliyordu. Sergey Ivanoviç diğerlerinin çevresinde toplandıkları bir merkezdi. Sergey Ivanoviç şu anda Sivyaski'yi ve kendi partilerinden olan başka bir ilçenin Soylular Başkanı Huyustov'u dinliyordu. Huyustov kendi ilçesinden üyelerle birlikte Sinetkov'a gidip tekrar oylamaya katılmasını rica etmeye yanaşmıyordu. Sivyaski ise onu bu işe ikna etmeye çalışıyor, Sergey Ivanovich de bu planı onaylıyordu. Levin, muhalif partinin aleyhte oy vermek istediği birine gidip yeniden oylamaya katılmasını neden istediğini anlayamıyordu biraz önce bir şeyler yiyip içmiş Stepan Arkadyich sırtında mabeyinci ceketi, çevresi şeritli, parfümlü patiska mendiliyle ağzını silerek yanlarına geldi. Favorilerini düzelterek mevziyi ele geçiriyoruz, Sergey Ivanoviç dedi. Ve konuşmayı dinledikten sonra Sivyaski'nin düşüncesini onayladı. Tek bir ilçe yeterli. Sivyaski ise belli ki muhalefette dedi. Levin'den başka herkes ne demek istediğini anlamıştı. E Kostya, sen de galiba işin tadına vardın ne dersin diye ekledi Levin'e dönerek ve koluna girdi. Levin işin tadına varmaktan mutlu olabilirdi ancak konuyu anlayamamıştı ve konuşanların yanından birkaç adım geri çekilerek Stepan Arkadiyic'e il başkanından neden böyle bir ricada bulunulduğunu anlamadığını söyledi. Ah kutsal saflık dedi. Stefan Arkadiç ve konuyu Levin'e kısa ve açık bir şekilde anlattı. Eğer geçen seçimlerde olduğu gibi bütün ilçeler il başkanı Sinetkov'u aday gösterirlerse oy birliğiyle seçilirdi. Buna gerek yoktu. Şimdi ise onu aday göstermeyi kabul eden 8 ilçe vardı. 2 ilçe aday göstermeyi reddedecek olursa Sinetkov oylamaya katılmaktan vazgeçebilirdi. O zaman da Eski Parti kendi içinden başka birini seçebilir. Böylece bütün hesaplar bozulurdu. Ama eğer sadece bir tek Sivyasky'nin ilçesi, Sinerkov'un aday olmasını istemeyecek olursa, Sinetkov oylamaya katılacaktı. Hatta karşı partiyi şaşırtacak şekilde ona oy verecekler ve bu taraftan bir aday gösterildiğinde karşı partiden bazıları da ona oy verebilecekti. Tam olmasa da Levin anlamıştı ve hep birden konuşmaya, gürültü etmeye başlayıp büyük salona doğru harekete geçtiklerinde hala sormak istediği birkaç soru vardı. Ne var? Ne olmuş? Kim? Vekaletname mi? Kime? Neye? Tekzip mi ediyorlar? Vekaletname değil. Flerov'a izin vermiyorlar. Ne var? Sabıkası varsa ne olmuş? O zaman hiç kimseye izin verilmesin. Bu alçaklıktır. Yasa.'' Levin farklı farklı yönlerden bu sözleri duyuyordu. Bir yere yetişecekmiş, bir şeyi kaçırmaktan korkuyormuş gibi acele eden herkesle birlikte büyük salona yöneldi. Soyluların arasında sıkışmış bir halde il başkanı Sviyanski ve diğer at yetiştiricilerinin hararetli hararetli tartıştıkları il masasına yaklaştı. Levin oldukça uzakta duruyordu yanında hırıltıyla ağır ağır soluyan bir soylu ve ayakkabısının kalın tabanlarını gıcırtadan bir başkası açık seçik duymasına engel oluyorlardı. Uzaktan ancak başkanın yumuşak sesini, sonra kinayeli konuşan soylunun ciyaklayan sesini ve sonra Sivyaski'nin sesini duyuyordu. Anlayabildiği kadarıyla yasa maddesinin önemini ve tahkikat altında bulunan sözlerinin anlamını tartışıyorlardı masaya doğru yaklaşan Sergey Ivanoviç'e yol vermek için kalabalık ikiye ayrıldı. Kinayeli konuşan Soylu'nun konuşmasının bitmesini bekleyen Sergey Ivanoviç, yasanın maddesini gözden geçirmenin yapılacak en doğru şey olacağını söyledi ve sekreterden maddeyi bulmasını rica etti. Maddede bir anlaşmazlık olması halinde oylamaya gitmek gerektiği söyleniyordu. Sergey Ivanoviç bu maddeyi okudu ve anlamını açıklamaya başladı. Ancak tam o anda uzun boylu, şişman, sırtı hafifçe kambur, bıyıkları boyalı, yakası ensesine dayanmış, kısa ceketli bir toprak sahibi sözünü kesti. Bu toprak sahibi masaya yaklaştı ve yüzüyle masaya vurup avaz avaz bağırmaya başladı. Oylayalım, konuşacak bir şey yok, oylamaya koyun. O anda birkaç kişi birden konuşmaya başlayınca uzun boylu, yüzüklü soylu daha da sinirlenerek daha yüksek perdeden bağırmaya koyuldu. Ancak ne söylediğini anlamak olanaksızdı. Sergey Ivanoviç'in önerdiği şeyi söylüyordu. Fakat belli ki Sergey Ivanoviç'ten de partisinden de nefret ediyordu. Ve bu nefret duygusu bütün partiye bulaşmış, diğer tarafta da daha terbiyeli olsa bile aynı öfkeli itirazı uyandırmıştı. Çığlıklar yükseldi. Bir an için her şey birbirine karıştı. Öyle ki il başkanı düzenin sağlanması ricasında bulunmak zorunda kaldı. Oylayalım. Soylu olan anlar. Kanımızı döküyoruz. Hükümdarın güveni. İl başkanı hesap vermesin. O kahya değil. Zaten mesele bu değil. Lütfen oylamaya gidelim. Alçaklık. Her yandan öfkeli, kudurmuş gibi sesler duyuluyordu. Bakışlar ve yüzler konuşmalardan daha da öfkeli, daha da kudurmuş gibiydi bakışlar ve yüzler silinmez bir nefreti ifade ediyordu. Levin meselenin ne olduğunu hiç anlamıyor ve Flerov'la ilgili düşünceyi oylamalı mı yoksa oylamamalı mı sorusunun böylesine hırslı bir şekilde konuşulmasına hayret ediyordu. Sergey Ivanovich'in ona sonradan açıkladığı il başkanının toplum yararı için devrilmesi gerektiği örneğini unutuyordu. Başkanın devrilmesi için oy çoğunluğu gerekliydi oy çoğunluğu içinde Filerov'a oy verme hakkının tanınması gerekiyordu. Filerov'un oy verme yetkisine sahip olduğunu kabul ettirmek içinse yasa maddesinin ne anlama geldiğini açıklamak gerekiyordu. Bir oy işi tümden çözüme kavuşturabilir ve eğer topluma hizmet etmek istiyorsak ciddi ve mantıklı olmak gerekir diye sözünü bitirdi Sergei İvanoviç. Ama Levin bunu unuttu ve saygı duyduğu bu iyi insanları bu kadar çirkin öfke içinde görmek çok canını sıktı. Bu sıkıntıdan kurtulmak için tartışmaların sonunu beklemeden büfenin çevresindeki garsonlardan başka hiç kimsenin olmadığı salona gitti. Levin telaş içinde tabakları ve kadehleri silerek yerleştiren garsonları, onların sakin ama canlı yüzlerini görünce sanki leş gibi kokan bir odadan temiz havaya çıkmış gibi Ani bir rahatlama duygusu hissetti. Garsonlara keyifle bakarak bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Favorileri kırlaşmış bir garsonun kendisiyle alay eden diğer genç, genç garsonlara onları hor gördüğünü belli ederek peçetelerin nasıl katlanacağını göstermesi çok hoşuna gitti. Levin tam bu yaşlı garsonla konuşmaya niyetleniyordu ki ildeki bütün soyluları adı ve baba adıyla tanıma özelliğine sahip yaşlı bir adam olan soylular Vasilik sekreteri onu bundan alıkoydu. Lütfen gelin Konstantin Dimitriç dedi sekreter. Abini sizi arıyor oylama yapılacak. Levin salona girdi beyaz küçük bir küre aldı ve Sivyaski'nin sakalını avuçlayıp koklayarak ciddi ve alaycı bir yüzle önünde dikildiği masaya doğru abi Sergey Ivanoviç'in peşinden yürüdü. Sergey Ivanoviç elini sandığa soktu, küresini bir yere koydu ve yerini Levin'e bırakıp hemen yanında durdu. Levin yaklaştı. Ama ne yapacağını tümden unutup mahcup bir halde Sergey Ivanoviç'e nereye koyacağım diye sordu. Sorunun duyulmayacağını umarak Yakındakiler konuşurken sessizce sormuştu. Ancak konuşanlar sutmuş ve Levin'in bu yakışık almayan sorusu duyulmuştu. Sergey Ivanoviç suratını astı. Herkesin kendi inancına kalmış bir şey dedi sert bir şekilde. Bazıları gülümsedi. Levin kıpkırmızı kesildi. Elini örtünün altına soktu ve küre sağ elinde olduğu için sağ tarafa koydu. Koyduktan sonra sol elini sokması gerektiğini anımsadı. Sol elini soktu ama artık çok geçti. Daha da çok utanarak hızlı hızlı en arka sıralara geçti. 126 lehte oy, 98 alehte diye sekreterin R harfini telaffuz edemeyen sesi duyuldu. Sonra bir kahkaha koptu. Sandıktan bir düğme ve iki de ceviz çıkmıştı. Soylu Flerov'un oy vermesi kabul edilmiş ve yeni parti kazanmıştı. Ancak eski parti kendisini yenilmiş saymıyordu. Levin insanların Sinetkov'dan oylamaya katılmasını istediklerini duyuyor ve bir şeyler anlatan il başkanının çevresini bir kalabalığın sardığını görüyordu. Levin daha yakına gitti. Soylulara yanıt veren Sinetkov kendisine gösterilen güven ve sevgi konusunda konuşuyor. Bu sevgiyi hak etmediğini çünkü tüm yaptığının 12 hizmet yılını adadığı Soylular Meclisi'ne bağlılıktan başka bir şey olmadığını söylüyordu gücüm yettiğince canla başla çalıştım. Takdirinize değer veriyor ve teşekkür ediyorum sözlerini birkaç kez yineledi ve birden gözyaşlarına boğularak salondan çıktı. Bu gözyaşları kendisine yapılan haksızlığı anladığı için mi, soyluları olan sevgisinden mi, yoksa çevresinin düşmanlarla sarılı olduğunu hissederek içinde bulunduğu durumun gerginliğinden mi kaynaklanıyordu bilinmez.'' Ama heyecan başkalarına da bulaştı. Soyluların çoğu duygulandı. Levin de Sinetkov'a karşı bir yakınlık duydu. İl başkanı kapıda Levin'le çarpıştı. ''Benim suçum, kusura bakmayın lütfen.'' dedi. Tanımadığı birine söyler gibi. Ama Levin'i tanıyınca ürkek bir şekilde gülümsedi. Levin'e başkan sanki bir şey söylemek istiyormuş ama heyecandan söyleyemiyormuş gibi geldi.'' yüzünün ve nişanlarla süslü ceketiyle şeritli beyaz pantolonu içindeki bedeninin ifadesi, telaşlı yürümesi Levin'e izlenen ve işinin bitik olduğunu gören bir hayvanı anımsattı. Başkanın yüzündeki bu ifade Levin'e çok dokunaklı geldi. Çünkü daha dün vesayet meselesiyle ilgili olarak evine gitmiş ve onu ailesine düşkün iyi bir insan olarak tüm yüceliği içinde görmüştü. Aileden kalma, eski mobilyalarla dolu büyük bir ev, çok şık ve çok temiz olmayan ama belli ki sahiplerini değiştirmemiş eski toprak kölelerinden saygılı yaşlı uşaklar, başında dantelli başlığı, omzunda Türk şalıyla kucağındaki güzel torununu, kızının kızını seven şişman, iyi yürekli karısı, okuldan gelen ve babasıyla selamlaşarak elini öpen lise 6. sınıf öğrencisi oğul ev sahibinin etkileyici tatlı sözleri ve hareketleri bunların hepsi dün Levin'de ister istemez bir saygı ve yakınlık uyandırmıştı. Şimdi bu yaşlı adamın durumu Levin'e dokunaklı ve zavallı görünüyordu. Ona hoş bir şeyler söylemek istiyordu. "Demek ki tekrar başkanımız oluyorsunuz." dedi Levin. Başkan Ülkek çevresine bakarak "Sanmıyorum." dedi. "Yoruldum. Yaşlandım da artık" benden daha çok hak eden, daha genç olanlar var. Onlar yapsın. Ve başkan yan kapıdan kayboldu. En ciddi an gelmişti. Hemen seçimlere geçmek gerekiyordu. İki partinin başkanları beyaz ve siyah küreleri parmaklarıyla sayıyorlardı. Filerol'la ilgili tartışmalar yeni partiye sadece Flerov'un bir oyunu kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda eski partinin hileleriyle seçimlere katılma olanağından yoksun kalan üç soyluyu da seçimlere getirebilecek kadar zaman kazandırmıştı. Sinetkov'un adamları içkiye düşkün olan iki soyluyu sarhoş etmiş, üçüncüsünün de üniformasını çalmışlardı. Bunu öğrenen yeni parti Flerovla ilgili tartışmalar sırasında araba ile kendi adamlarını gönderip üniforması çalınan soyluya üniforma temin edecek ve iki sarhoştan birini toplantıya getirecek zamanı bulmuştu. Bu adamları bulmaya giden toprak sahibi Svyazki'nin yanına yaklaşarak "Birini getirdim. Kafasına su döktüm." dedi. "Zararı yok, işe yarar." Svyazki başını sallayarak "Çok sarhoş değil ya, düşmesin bir de." dedi. "Hayır, iyi durumda." Yalnız burada içki içirmeseler bari hiçbir şekilde içki verilmemesini büfeciye tembih ettim. Sigara içilen ve bir şeyler yenen dar salon soylularla doluydu. Heyecan giderek artıyordu ve bütün yüzlerde belirgin bir huzursuzluk vardı. Bütün ayrıntıları ve oyların sayısını bilen liderler özellikle çok heyecanlıydı. Gelecek savaşın yöneticileriydi onlar.'' Geli karanlar ise bir savaş öncesinde sıra neferlerinin yaptığı gibi çarpışmaya hazır olsalar bile o arada oyalanacak bir şey arıyorlardı. Bazıları ayakta ya da masaya ilişmiş olarak bir şeyler atıştırıyorlardı. Diğerleri uzun odada sigara içerek bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve nicedir görmedikleri arkadaşlarıyla konuşuyorlardı. Levin bir şey yemek istemiyordu. Sigara da içmiyordu. Yakınlarıyla yani Sergey Ivanoviç, Stepan Arkadyevich, Sivyaski ve diğerleriyle bir araya gelmek istemiyordu. Çünkü saray yaveri üniforması giymiş olan Vronsky bunların hepsiyle ateşli bir sohbetin içinde bulunuyordu. Daha dün Levin onu seçimlerde görmüş ve karşılaşmaktan özenle kaçınmıştı. Pencereye doğru gitti. Gruplara göz atarak ve çevresinde konuşulanlara kulak kabartarak oturdu. Üzgündü. Çünkü gördüğü kadarıyla herkes canlı seçimlerle ilgiliydi. Bir tek yanında oturan, denizci üniforması giymiş, dudaklarını kıpırdatarak homurdanan çok yaşlı, dişsiz adamla kendisi çevrede olup bitenle ilgisizdi. Ceketinin işlemeli yakasının üzerine düşen saçları pomatlı, sırtı hafifçe kamburumsu, orta boylu bir toprak sahibi, herhalde seçimler için giydiği yeni çizmelerinin topuklarını takırdatarak canlı bir şekilde konuşuyor. O ne anasının gözüdür. Ben ona söyledim, böyle olmaz dedim. Elbette, üç yılda toplayamazdı, diyordu. Sonra Levine, hoşnutsuz bir şekilde göz atarak birden arkasını döndü. Ufak tefek bir toprak sahibi, incecik sesiyle, evet pis bir iş, ne dersiniz deyin dedi. Bu sözlerin ardından şişman bir generalin çevresini sarmış olan kalabalık bir toprak sahipleri grubu acele acele Levin'in yanına doğru geldi. Toprak sahipleri belli ki konuştuklarının duyulmayacağı bir yer arıyorlardı. Nasıl cesaret ederdi pantolonunu çalmalarını benim emrettiğimi söyler. Sanırım pantolonu satıp parasını içkiye verdi. Kendisi de prens ünvanı da bana viz gelir.'' Böyle konuşamaz, alçaklık bu. Müsaade buyurun ama. Onlar da bir maddeye dayanıyor diye konuşuluyordu bir başka grupta. Karısının soylu olarak kaydedilmesi gerekiyordu. O maddenin de canı cehenneme. Samimi söylüyorum. Gerçekten soylu insanlar. Biraz da güvenmek gerek. Ekselansları gidelim. Birer kadeh şampanya içelim. Başka bir kalabalık bağıra çağıra konuşan bir soylunun peşinden gidiyordu.'' Sarhoş edilen üç soyludan biriydi bu. Eski kurmay subay sınıfından albay üniformalı, kırbıyıklı bir toprak sahibi tatlı bir sesle Maria Semyonovna'ya hep kiraya vermesini öğütlemişimdir çünkü oradan para kazanmıyor diyordu. Bu Levin'in Siviyaskin'in evinde karşılaştığı toprak sahibinin ta kendisiydi. Toprak sahibi de Levin'e dikkatle baktı ve selamlaştılar. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Nasıl tanımam? Çok iyi anımsıyorum. Geçen yıl başkan Nikolay Ivanoviç'in evinde karşılaşmıştık. E çiftlik işleriniz nasıl gidiyor diye sordu Levin. Toprak sahibi Levin'in yanında durarak yüzünde uysal bir gülümsemeyle ama aynı zamanda bir huzur ifadesi ve bunun böyle olması gerektiği inancıyla hep aynı zarar ediyorum diye yanıtladı. Peki sizin yolunuz nasıl oldu da buraya düştü diye sordu bize katılmaya mı geldiniz dedi. Fransızca sözcükleri sert ama kötü bir telaffuzla söyleyerek. Bütün Rusya bir araya toplanmış, mabeyinciler neredeyse bakanlar bile gelmiş. Sırtında mabeyinci üniforması ve beyaz pantolonuyla bir generalle yan yana yürüyen Stefan Arkady için heybetli vücudunu gösterdi. Soylu seçimlerin önemi çok iyi anlamadığını size itiraf etmeliyim dedi Levin. Toprak sahibi Levin'in yüzüne baktı. Bunda anlamayacak ne var? Hiçbir anlamı yok. Çökmüş. Sadece süre durum gücüyle hareketini sürdüren bir kurum. Şu üniformalılara bir bakın. Bunlar bile size bunun bir soylular toplantısı değil, sulh yargıçlarının ve daimi üyelerin toplantısı olduğunu gösterir.